girin mi? Evet. Hazır abi. Evet. Yani listelerin verilmesi için çok kısa bir süre kaldı önümüzde. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi listelerini verdi. Siz de bugün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiniz. Bu kapsamda acaba Cumhur İttifakı çatısı altında Büyük Birlik Partisi ile AK Parti arasında bir ortak liste uygulamasına gidilir mi? Gidilirse bu 40 ilde mi olur yoksa tüm seçim çevrelerinde mi olur? Teşekkür ederim. Ben öncelikle Milliyetçi Hareket Partimiz Cumhur İttifakımızın kıymetli bir ortağı. O listesini sundu. Hayırlı olsun diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi camiası ve Cumhur İttifakımız için. Bizim de tabii liste çalışmalarımız, işte arkadaşlarımız buradalar. Temayül yoklamalarımız bitti. Mülakatlarımız da sona erdi. Ve listelerimiz hazır. Tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla biliyorsunuz daha önce parti heyetlerimiz 3 kere 4 kere bir araya gelip görüşmüşlerdi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Yani seçimlere biz biliyorsunuz daha önce de tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Ben sadece şunu ifade etmiştim hatırlayın. Birkaç haftadır yani Cumhur İttifakı'ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur Cumhur İttifakı açısından. Diyelim ki bizim şu andaki 4 partimizin oyu 47-48. Bununla biz çok rahat 55-60 civarında yani meclisin %55-60'ını çıkarabiliriz diye. Bu düşüncemi biliyorsunuz daha önce Sayın Cumhurbaşkanımla da paylaşmıştım. Televizyonlarda da, basın toplantılarında da, hatta Cumhurbaşkanımızla en son görüşten sonra sizlerle de paylaştım bunu, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Ama Milliyetçi Hareket Partimiz tabii bu listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. Tabii bu arada Demokratik Sol Parti de biliyorsunuz bildiğim ve duyduğum kadarıyla Cumhur İttifakımıza dahil oldu. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Demokratik Sol Parti tabii Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Bülent Ecevit Türkiye'de birkaç dönem başbakanlık yapmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş. Kıbrıs Barış Harekatı'nda başbakanlık yapmış o dönemde. Kıymetli bir siyasi adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakımızı destekliyor olması gerçekten çok kıymetlidir. Ve ben Türkiye'deki devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanı olan sol seçmene de bir mesajdır diye düşünüyorum. Tabii biz bundan sonrasında ne yapabiliriz? İşte Yeniden Refah Partisi var, henüz listesini vermeyen biz varız, AK Parti var. Bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız da düşüncelerini, fikirlerini ifade ettiler. Ve Fatih Erbakan Bey'le de görüşeceğim. Onunla da görüşeceğim. Ama şu andaki kararınız nedir diye sorarsan ya da şu andaki son durum nedir diye sorarsanız hepimiz ayrı listelerimizde seçime gidiyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Ama ben dediğim gibi Fatih Erbakan Bey'le de görüşeceğim. Ve bundan sonra yani Büyük Birlik Partisi olarak, Mustafa Destici olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenimizin karşısına çıkacağız. Fatih Erbakan görüşmesi ne zaman gerçekleşecek? Bir randevulaşma oldu mu efendim aranızda? Sürpriz. Belki bugün, belki yarından da yakın. Biraz değiştirerek söyledim. Değil mi? Peki. Hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüştüğümüzde haberiniz olur. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi hayırlı çalışmalar. Evet. Belki de buradan oraya gidiyorumdur.